Herkese merhaba, Nakul İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Fonda görmüş olduğunuz bu güzel kare modeliyle karşınızdayım. Şöyle yakından detaylıca bakalım. Estiva'nın bu harika rengiyle hazırlandığı, aslında normalde su yeşili ama videodan dolayı bir tık daha mavi görünüyor. Normalde çok tatlı bir su yeşili rengimiz var. Model S ve M bedenlere göre hazırlandı. Sizler de kendi bedeninize göre çok kolay uyarlayabilirsiniz. Salaş bir duruşu var. Hatta large bedene bile çok rahatlıkla olabilir. Sadece 4 yumak Estiva kullanılarak hazırlandı. O zaman detaylara geçelim. Model kurulumuyla başlıyoruz. Normalde 3 numarayla ördüm modeli. Kenarlardaki bu trabzanlı kısımları 2 numarayla ördüm. Şimdi küçük bir örnek üzerinde modeli göstereceğim. Modelime zincir çekerek başlıyorum. Zincirimi gelişigüzel çekiyorum. Yani belli bir sayımız yok. Zincirimizin fazla olması sizi korkutmasın. Fazla zincirden nasıl kurtulacağız onu da hemen göstereceğim. Evet, gelişigüzel zincirlerimi çektim. Tutuyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Daha sonra bu tuttuğum 4. zincire batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Yani 3 seferde çıkıyorum. Kenar zincirimle birlikte 2 tane üçlü trabzan olmuş oldu. Şimdi 2 tane daha yapıyorum aynı noktaya. 1, 2, 3 seferde çıkarak bir tane daha yapıyorum. 1, 2, 3. Evet, bakın toplamda 4 tane üçlü trabzanım oldu. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar trabzan yapıyorum. 1 tane. Başına doluyorum. 1, 2, 3.sine batıyorum. Ve yine 3 seferde çıkıyorum. Arada zincir yok bir diğerine geçerken. İlk kurulum sıramızda buna dikkat edelim lütfen. Başına doluyorum. Aynı noktaya 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 2 tane oldu. Üçüncüyü de yapıyorum hemen. Evet. 3 tane trabzanım oldu. Şimdi 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı noktaya 1 tane daha trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde modelimi devam ettiriyorum. Başına doluyorum. Bakın bir diğer gruba geçerken arada zincir yok. 1, 2, 3.sine batıyorum. Ve 3 seferde yukarı çıkarak trabzanımı yapıyorum yine. 2 tane oldu. Aynı noktaya 1 tane daha yapıyorum. 3. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Evet, bakın. Bu şekilde bir grup daha yapayım hemen. Aynı noktaya 3 tane trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan. 2 tane zincirimi çekiyorum ve 1 tane daha trabzan yapıyorum. Evet, normalde 1 tane tekli, arada 2 zincir, 3 tane de bakın üçlü trabzanım olacak. Şimdi burayı artık bitirelim, sıramızı diyelim ki bitirelim. Bu noktaya 1 tane de kenar için üçlü trabzan çıkıyorum. Yani şu kısım normal modelim, şu kenardaki bir tane fazlası kenar için. Burada da aynı şekilde bakın, şuradaki üçlü grup modelimken, şuradaki kenardaki bir tane trabzanım da kenar için yapmış bulundum. Şimdi örgümü çeviriyorum, bir üst sıraya geçiyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Bunu bundan sonraki bütün sıralarda yapacağız. Bu yukarı çıkmak için kullandığım bir zincir, başına doluyorum bu kısma. 2 zincirli kısma geliyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi arada 2 tane zincirim var.
Bu noktaya tekrar bir tane daha trabzanımı yapıyorum. Başına doluyorum. Bundan sonra artık modelimiz bu iki zincirlerin arasına kurulacak. Hemen bir sonrakine geçiyorum. 3 zincirle ilk trabzanımı yapıyorum. İkincisi ve üçüncüsü. 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha trabzanımı yapıyorum. Modelimiz bundan ibaret. Bundan sonra sadece bu iki zincirli kısımlara modelimizi uyguluyoruz. Çok hızlı ilerleyen, çok zevkli bir model. Umarım sizler de keyif alırsınız. Kolay bir şekilde örebilirsiniz. Arada 2 tane zincirim. Aynı noktaya tekrar bir tane daha trabzanımı yapıyorum. Son kez başına doluyorum. Ve bu kısma da yapıyorum modelimi. Arada 2 tane zincirim var ve bu noktaya yine tekli trabzanımı yapıyorum. Şimdi geldik sıranın sonuna. Burada köşedeki başına doluyorum. Köşedeki ilk yukarı çıkmak için yaptığım trabzanın tepesine batıyorum ve 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve bakın örgümü çevirdim. Örgüm bundan sonra bundan ibaret. Bundan sonra ne yapıyoruz? Direkt modeli şu iki zincirli kısımlara kuruyoruz. Şimdi şunu da göstermek istiyorum. Şurada fazladan zincir çekmiştik değil mi? Bu bizi yanıltmasın, korkutmasın. Biz mesela kaç santim örmek istiyorsak istediğimiz santim boyutunda modelimizi örelim. Mesela bakalım burada kaç santim örmüşüm ben. Şöyle baktığım zaman 8 santim. Bu kısım fazla geldiyse eğer, şöyle bakın, direkt zincir üzerinden kesiyorum. Bu kısım zaten otomatik olarak düğüm şeklinde karşıma çıkıyor. Yani fazla zincirim ne olmuş oldu? Direkt kesilmiş ve kurtulmuş olduk fazla zincirden. Bu kısım gayet bakın sağlam, zincirli bir şekilde, düğümlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bundan sonra model yine aynı şekilde devam ediyor. Son bir sıra daha göstereyim net anlaşılsın diye. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. 2 zincirli kısmıma yine trabzan grubumu yapıyorum. 1. trabzanım, 2. trabzanım ve 3. trabzanım. Arada 2 tane zincirim. Aynı noktaya tekrar bir tane daha trabzanım. Başına doluyorum. Yine 2 zincirlik bakın şu kısım, bu kısımlara batıyoruz. Buraya geliyorum. Aralarda zincir falan yok. Sadece başına dolayarak geçiyoruz. Buraya yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Arada 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha trabzanımı yapıyorum. Bir sonrakine atlıyorum. Buraya yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Modelimiz çok tatlı, çok güzel duruyor. Arada 2 tane zincirim. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 3 zincirle trabzanımı yapıyorum. Son kez geliyorum. 1 2 ve 3. Arada 2 zincir ve buraya yine tekli trabzanımı yapıyorum. Sıramı bitirdim. O zaman başına doluyorum. Şu kenardaki trabzana batıyorum ve 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve sıramı bitirmiş bulunmaktayım. Sıramız bu şekilde ilerliyor. Ben şu an 8 santim size göstermek için modeli kurdum. Normalde pareomuz için hemen şöyle göstereyim. 23 santim eninde modelimizi kuruyoruz. 23 santim. En olarak 23 santim. Kenarlarıyla birlikte şu kenar trabzanlarını saymadan 23 santim olarak kuruyoruz. En son bittikten sonra da bu kenarlarına normal trabzan geçiyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Şöyle bakın. 2 tane parça hazırlıyoruz. Bu şekilde eni 23 santim. Boyu da 1 metreden oluşan. Şu an masaya sığmıyor. Bakın parçalarımız bu şekilde. Bu 1. parçamız. Aynı parçadan bir tane daha hazırlıyoruz. Bakın bu şekilde şöyle göstereyim. Yani 2 tane birer metrelik parçamızı hazırlıyoruz. Daha sonra şöyle geniş açıyla size göstermeye çalışıyorum. Bakın bu şekilde
sadece kaç santim hemen söyleyelim. 50 santimlik kısmını birleştirip dikeceğiz. Bakın iki ucunu birleştiriyorum ve bu şekilde iki parçayı birbirine birleştirip bu 50 santimlik kısmı dikeceğim. Bu şekilde ilk pareomuzun arka kısmını birleştirmiş olacağız. Hemen dikmeye başlayalım. Evet, iki ayrı parçayı böyle yan yana getirdim. Şu alt kısımdan başlıyorum dikmeye. Şöyle denk getiriyorum. Arkadan ipimi sabitliyorum. Örgüyü kendime çeviriyorum ve trabzanlar birbirine bakacak şekilde dikmeye başlıyorum. Ya ne yapıyoruz aslında? 23 santimlik iki ayrı parçayı birbirine dikiyoruz. Bu şekilde bakın birbirine dönük şekilde dikiyorum. Karşılıklı trabzanlar birbirine bakacak. Dikişimiz bu şekilde olacak. Evet, bu şekilde dikmeye başlıyorum. Evet, sadece 50 santimlik kısmını bakın şöyle göstereyim. Diktim bu şekilde. Sadece 50 santimlik kısmını dikiyoruz. Geri kalanını dikmiyoruz. Ve şöyle baktığımız zaman bakın 4 tane ayrı parçayı ne yapmış olduk? Birleştirerek pareo şeklini vermiş olduk. Toplam uzunluğu 1,5 metre. Ben 1 metre olarak söyledim biraz önce yanlışlıkla. Toplam uzunluğumuz 1,5 metre. Şu diktiğimiz kısım arkaya gelen ve şu birleştirdiğimiz kısım 50 santim. Sadece 50 santimlik kısmı dikiyoruz. Şöyle arkadan görünümde göstereyim. Evet, arkadan görünümümüz de bu şekilde. Trabzanlar birbirine bakacak şekilde dikildi. Bunu kendi bedeninize göre giyip ayarlayabilirsiniz. Yani şu kısım tam böyle sırt dekoltesinin olduğu kısım. Dilerseniz bu sırt dekoltesi kısmını daha derinde yapabilirsiniz. Evet, pareonun bütün dikme işlemleri bittikten sonra zaten çok basit. Sadece iki parçayı şuradaki 50 santimlik kısımda dikiyoruz. Onun dışında herhangi bir dikme işlemimiz yok. İki ayrı parçayı ne yapmış olduk? Birleştirmiş olduk. Daha sonra şöyle güzel bir kuşak hazırladım. Şöyle göstereyim. Daha netleştirelim. Yine aynı modelden kenarlarda yine bu şekilde bakın trabzan geçirilerek hazırlandı. Bu da şöyle tam bel kısmına denk gelecek. Çok şık ve güzel bir duruşu var. Üzerimize giydiğimizde harika bir görünüme kavuşmuş oluyoruz. Bunu da santim olarak söyleyeyim hemen kaç santimmiş. Kuşağın uzunluğu tam olarak 126 santim. Bunu daha dökümlü olsun isterseniz daha uzun da yapabilirsiniz. 126 santim örüp daha sonra bedeninizi deneyip yani tam olarak belinize ölçüp daha sonra ona göre genişletebilirsiniz. Bu yani bu aşaması çok kolay. Evet, şöyle genel görünümde gösterelim pareomuzun. Çok tatlı, çok güzel bir proje oldu. Umarım sizler de denersiniz, beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.